İçeriğini açıklamadığınız bu maddeden faydalanacak iki ihale var. Birisi Aydın Denizli Otoyolu, diğeri Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Başakşehir Nakkaştepe bölümü. Açıklamadığınıza göre bizim bilmediğimiz sizin yaptığınız başka ihaleler de mi var? Sormak istiyorum. Bu ihaleyi verdiğiniz firmalar ihaleden önce bu işi yapabilecek yeterlilik belgelerini sundular mı? Sundular ise bugün niçin Ulaştırma Bakanlığı'nın teminatına ihtiyaç duyuyorlar? Bu ihalelerin şartnamesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün borçlanma için teminatı söz konusu. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün teminatının finans kuruluşları tarafından kabul edilmediği görülüyor. Ülkemizin en önemli kurumlarından birisi olan karayollarının 1 milyar TL'lik kefaleti bile ne yazık ki kalmamış durumda. Bir diğer husus, bu ihale şartnamesini yayınladığınızda Ulaştırma Bakanlığı'nın teminat vereceğini açıklamış olsaydınız, ihaleye girecek firmaların stratejileri değişebilir, farklı firmalar ihaleye girebilir, iş daha düşük ücretle yapılabilirdi. Gerçi siz alışkınsınız, maç başladıktan sonra kural değiştirmeye, 191 kez oynadığınız kamu ihale yasasının neresinde yazıyor getirmiş olduğunuz bu değişiklik. Aslında bu teklifle Ulaştırma Bakanlığı'nın da yabancı kredi şirketlerinin piyonu haline gelmesinin önünü açıyorsunuz. Ulaştırma Bakanlığı bu işlerin sonunda tıpkı Hazine Bakanlığı gibi bir duyunu umumiye haline gelecek. Beşli çete için hazinenin kanını emdiniz, diğer müteahhitlere verecek bir şey kalmayınca onlara da Ulaştırma Bakanlığı'nı veriyorsunuz. Burada katılmadığımız bir ifade var. Hazinenin kanını emdiniz gibi bir ifade. Bunu reddediyoruz. Bunu kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. Eğer hazine bu kadar kötü durumda olsaydı 18 yıldır muhalefet eden bir partinin millet tarafından iktidara getirilmesi gerekirdi. İkinci konu, bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt dışı borçlanma için hazineye müracaat ediyor. Ve ısrarla bana izin verin, izin verin verildi. 580 milyon dolar borçlandı. Bunu da İstanbul'da bir törenle açıkladı. Sonra bir 350 milyon dolar daha istedi. Yine yurt dışı borçlanma için. Dün İzmir Belediyesi'nin bir yatırımı var. Ona da izin verildi. İzmir Belediye Başkanı çıktı. Cumhurbaşkanı da teşekkür etti. Şimdi değerli arkadaşlar, burada yapılan mesele, firma almış işi kredi anlaşmasıyla ilgili genel müdürlük yerine bakanlık taraf olacak. Buyurunuz. Burada ödemeyi yapılacak olan firmanın kendisi. Dolayısıyla uluslararası anlamda borcun bir tarafında bakanlık genel müdürlük yerine bakanlığın imza atması meselesi. Olağanüstü bir durum olursa o zaman yapılan yatırım da devletin kendisine geçer. Şimdi bir taraftan siz kendinizle alakalı yönetime geldiğiniz yerel yönetimlerde borçlanma ile alakalı bunu çok tatlı bir şekilde anlatıyorsunuz. İyi yapıyoruz. İşte çok yatırım yapacağız, hizmet edeceğiz. Bunu törenlerle açıklıyorsunuz. Diğer taraftan yapılan yatırımları farklı şekilde eleştiriyorsunuz. O zaman bir tutarlılık olması lazım. O zaman İzmir'de de İstanbul'da da öz kaynaklarla yatırımlar yaparsınız. Gelirsiniz burada bizi eleştirirsiniz. Ama siz burada bize eleştirdiğiniz noktaların daha ötesinde bir icraat ortaya koyuyorsanız, bir yöntem uyguluyorsanız ve yatırım yapmak için finansman kullanma noktasında adım atıyorsanız, kalkıp da bizi burada bu şekilde itham etmenizi kabul etmeyiz, kabul edemeyiz. Sayın Özel. Sayın Başkan, burada tabii açıklığa kavuşturulması gereken bazı noktalar var. Bir kere meselenin kendisi şu. İstanbul'da ve İzmir'de büyükşehir belediyelerimiz yurt dışından Türkiye'nin risk primi üzerlerinde olduğu halde çok uygun krediler buluyorlar. Zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olabilecek en iyi şartlarda borçlanmasıyla ilgili gelenek geçen dönemden beri de devam ediyor. O A plus noktasındaki kredi notunu hatırlatırım. İstanbul'da bu metal yorgunluğu deyip rahmetli belediye başkanımızı alıp yerine getirdiğinizde 10 tane metro projesini olduğu gibi durdurmuştunuz. Sonra tazminat doğacak uluslararası alanda diye sembolik %1'lik yürüdü. Ekrem İmamoğlu'nun bulduğu krediler bu projeleri sürdürmeye yöneliktir. Bir tanesi de İstanbul Finans Merkezi'nin altından geçmektedir. Ne kadar enteresandır ki İstanbul... Buyurunuz.
dün İstanbul Finans Merkezi'nin için neler yapabiliriz diye Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir toplantı, AK Parti'nin grup başkan vekili orada, ilgili bakan orada, herkes orada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yok orada. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizden olsa davet etmeyecek miydiniz? Böyle bir ayrımcı, böyle bir hor gören, böyle bir dışta tutan tavır da var. Krediyi buluyoruz, ben onaylamazsam aramazsın diye hat bildiren bir üstten söylem var. Bir de gerçek var. Bunlar İstanbul'a kendi kaynaklarıyla hizmet edecek olan, İzmir'e hizmet edecek olan belediyenin açtığı ihaleler. Sizin bahsettiğiniz yap işlet devret. Hem geçiş garantisi veriyorsunuz, hem ihaleyi yaptığınız sırada ihaleye giren herkese tanıyabileceğiniz bir hakkı tanımayıp hazine garantisi değil, işte Karayolları Genel Müdürlüğü garantisi. Kredilerin maliyeti ona göre şekilleniyor. Herkes sanıyor ki diğer giren, ihaleye girenler gidiyor yurt dışına kredi bulmaya, bir taslak hazırlayacak ve gelecek, bir fiyat verecek. Senin garantörün kim? Karayolları. Bugüne geldiğinde... Buyurunuz. İhaleyi alan şirkete bir yıl geriye dönük olarak şimdi bakanlığı, hazineyi garantör yapıyorsunuz. Geçmişte yani ne yapıyorsunuz? Aşkın zamanlı ihaleye fesat karıştırma işi. Olacak bir şey mi? Kabul edilecek bir şey mi? Bunu birinin kulağına fısıldıysanız, o da daha uygun kredi bulduysa nasıl bu ile ihale adaletli olacak? Geçmişe dönük devlet garantisi verilir mi? Ya yapamıyorsa, bulamıyorsa, kredi akışı kesildiyse, yüklendiği, üstlendiği görevi yapamıyorsa iptal edersiniz, yeni kredi açarsınız, eşit şartlarda yarışır. Sapla samanı, elma ile armutu birbirine karıştırmayın. Birisi kamu kurumu olan kurumun ihalesi için bulduğu kredi ve mecbursun, hazine garantisi gerekiyor. Bir de onu vermeseydiniz yani, onunla övünüyorsunuz. İstanbullu bize bu yetkiyi verdi, size de o krediyi onaylama yetkisi verdi, vereceğiniz onu. Ama öbür tarafta bir kişinin kulağına fısıldanmış, bir sene sonra geriye dönük hazine garantisi. Olacak şey değil, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, şimdi onu böyle yaptınız, şunu böyle yapmanıza gerek yok. Şimdi eğer siz dış finansman kullanılmasına karşıysanız, iktidarda olduğunuz yerel yönetimlere buna müsaade etmezsiniz. Dersiniz ki biz öz kaynak yapacağız kardeşim. Öyle söylediniz zaten. Biz öz kaynakları kullanarak yatırımları yapacağız. İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in öz kaynakları kendisine yeter. Ha biz yatırım konusunda sizin gibi düşünmüyoruz. Farklı düşünüyoruz ama seçim kampanyanızda öyle konuşmadınız. Başka konuştunuz. Öyle söylemiyordunuz. Dolayısıyla bugün eleştirdiğiniz bir konu daha hazineye bir yük gelmemiş. Hazineye bir yük gelmeyecek. Dolayısıyla firmanın sorumluluğunda var. Bir problem olursa, bir aksilik olursa oradaki varlıklar hazineye geçiyor. O zaman borç üstlenimi devletin üzerine geçer. Aksi takdirde böyle bir durum söz konusu değil. Firma kendi borcunu ödeyecek. Dolayısıyla olay bunlar ibarettir. CHP'nin bunda tenkit ettiğimiz noktası ilkeli bir duruş ortaya koymasını bekliyoruz. Ya karşı olursun, sen yapmazsın. Eğer yap... Buyurun. Çalışmaya da o zaman o ilkeden dolayı gelir destek verirsin diyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Uzatmayacağız. Buyurun Sayın Özel. Evet, hemen söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi, biz İstanbul'da, İzmir'de, orada, burada öz kaynak. Cumhuriyet Halk Partisi şunu söyledi çok net. Bu beşli çetenin geçiş garantili ve havaalanları, tüneller, otoyollarla ilgili meseleyi kamulaştıracağız ve bunları bir daha böyle yap işlet devletle yapmayacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi şey dedi mi? Biz belediyeleri aldığımızda dış kaynak kullanmayacağız demişiz gibi söylüyorsun. Dedi mi? Mümkün mü? İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen dönem dünya kadar yurt dışından Türkiye'nin en uygun faizli kredilerini bulup getirmişken tutup da şey mi diyecek? Biz belediyelerimizde dış kaynak. Buradaki azımsızlık şudur. Sizin %6 ile borçlanabildiğiniz yerde İzmir Büyükşehir Belediyesi %3 ile kredi buluyor. Sizin sıkıntınız, sizin hazmedemediğiniz mesele budur. Benim size itiraz ettiğim nokta şu. Size itiraz ettiğim nokta şu. Bir ihale yaptınız. O ihaleye giren firmalar bir sene sonra hazine garantisi vereceğinizi bilmeksizin kredi aradılar. Bugün yaptığınız iş, o gün firmalar şöyle biliyordu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün garantisi olacak. Ama bugün neden kredi vermiyorlar o firmaya? Buyurunuz.
Hazine garantisi olursa, hazine garantisi olursa akış sağlayabileceksiniz. Bunu neden bakanlığın garantisini istiyor oradaki firma? Krediyi sağlayacak. Geçmişte bunu bilseydi herkes ona göre pozisyon alırdı. Geçmişe dönük ihaleye fesat karıştırmanın suçüstü haliyle karşı karşıyayız. Teşekkür ederim.